Selamünaleyküm arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizinle birlikte Şampiyon Lig 1'de terapi klanıyla mücadele edeceğiz. Arkadaşlar böyle bir şey yok. Şu anda 43 atan tek 2 takım vardı ilk turda. Bir rakip bir biz 0,00 bilmem kaçla bizi geçtiler. Bak bina farkını söyleyeyim. Böyle savaş bilgileri dedik. 0,80'e 98,73'e 98,80. Yani 7 bina dediğine göre 3 bina farkla, sadece 3 bina farkla adamlar bizi yendiler. Yazık, günah oldu ya. 43 yıldız atarsan yenilirsen, yani bu Lost klanı da muhtemelen sıralamaya girecek. Biz yenseydik biz de dünyada ilk 10, ilk 5, ilk 20 o civarları zorlayacaktık yani. Öyle oldu arkadaşlar. Bakın, kaybetmemize rağmen ne durumdayız? Yani 5. sıradayız. En iyi kaybedeniz arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Bakın, bu kazanan takımı neredeyse yakalayacağız yani. O derecede iyi durumdayız. Şimdi ikinci gün saldırılar başladı arkadaşlar. Geçelim ikinci güne. Şimdi arkadaşlarımız hazır. Şu an bizi bekliyorlar. Rakip nasıl? Bu arada ormancıya hani nerf geldi ya. Hiçbir işe yaramamış arkadaşlar. Çöpü çöp yani. Yıldırım depremli bir saldırı yapıyor rakip vatandaşlar. Barbar kralla kraliçeyi şuraya yolladı. Yalnız o görünmezlik kulesi çalışırsa. Kral da dışarıya giderse hapı yutmaz mısın sen? Yut şimdi, naneyi yemedin mi sen? Heh, barbar kral öfkeyle birlikte çık git çık git çık. Aferin aslanım benim. Sen ne tatlı bir kralsın ya. Şimdi de o bizim kraliyetle birlikte dövmeye devam ediyoruz da. Lan ölmüş kraliçe bu kadar vurabilirdi ya. Yalnız şu öldü arkadaşlar. Şu gördüğünüz şey öldü artık. Heh. Tilki yaşamıyor. Güzel. Bu savunmayı da izleyerek başlayalım. Kraliyeti de kullandı. Tazı balon yapacak. Yani aldığı değer çok kötü arkadaşlar. Kral, kraliçe, kraliyet. Bunun üçünden aldığı değer çok kötü. Sadece kraliyeti atıp görünmezliği aktif etseydi, sonra kralı gönderseydi yine bu kadar değer alırdı. Kraliçeyi de buralardan bir şeyler alabilirdi. Merkeze zeplin atıyor. Yani biraz mantıklı diyebilirim. En azından 2 yıldızı garantileyecek. 3 yıldız içinde gerekeni yapmaya çalışacak. Şimdi tazı balonun altında gezen buz golemlerimiz var. Herkes de belediyeyi aldı ama şu çoklu cehennemi alamadığı için kötü şeyler olacak diye hissediyorum. Yok ya, aldı sanki adam. Tazı baloncu çıktı Rıza Baba. Bir de rakip klana bakalım dün ne yapmışlar filan. Üçlendiğini, garantilediğini gördüğüm anda arkadaşlar kapatacağım savaşı. Çoklu cehennem vuruyor ama nereye kadar, ne kadar vurabilir? Hep karaya göre pazarlanmış bizim savunmalar, ormancılara göre. Artık yavaştan aslında hava ordularına da bir şey geçiş yapabiliriz. Ya, koruyucu bile tek başına alır ya çoklu cehennemi. Üçlendi vur arkadaşlar, yani hiç ihtimal yok. Allah Allah. Çıksa ne, çıkmasa ne. 30 saniyede üçler adamlar. Rakip klana da şöyle Merines'miş adı da. Merines Vara bakalım. 36'ya 40 yenilmişler. Geldiler bizi üçlemeye başladılar. Siz gidip pislikler sizi diyoruz ve canlı savaşlarımıza geçiyoruz. Arkadaşlar ilk saldırımız Kuan'dan geliyor. Hep beraber izleyeceğiz. Yine tercih Orman Binici. Orman Binici'nin canı bir miktar, yani %10 civarı düşürüldü. 7000'den 6500'e düşürüldü. Fakat yine güçlü, yine duvarları yıkıyor. Vuruş gücünü azaltsan ne, azaltmasan ne. Bakın 3 kere nerf gelmişti sanırım. Dedim ki 4.'ye de gelecek, 5.'ye de gelecek. Eğer 3 kere geldiyse. 2 kere geldiyse, 3 kere geldi zaten kesin de. 3 kere geldiyse 4.'ye de gelecek arkadaşlar. Yine güçlü, yine çok güçlü bir ordu. Kraliyet şuradan atsa bayağı değer alır biliyor musunuz? Çünkü X yayları tanklanıyor. Kraliyet burada felaket değer alacaktır. Öfke kulesine dondurmayı attı ama birazcık geç kaldı. Şimdi koruyucu özelliğini bekletiyoruz. Bastık ama nafile. Orada buz golemler mahvedecek bizi. Buz golemlerle birlikte hadi oğlum ateş işiyen şu süper minyonlar var. Ormancıların canı azalınca çok dayanamayacak. Bir de zehir kulesi yiyecek orada. Buradan 3 yıldız gelme ihtimalini çok düşük gördüğümü söyleyebilirim. Gerçekten ciddi manada çok düşük 3 yıldız ihtimali var. Şuraya öfkeyi kullan dostum. Değer. Şu an kullanman lazım. Kesinlikle değer.
Güzel bak, Barbar Kral'daki o neydi, o dikenli top bayağı vurdu. Alan hasarıyla da şimdi şuraları dövecek. Güzel, oradaki değer de güzel. Birkaç ormancısı hayatta. Ormancıların vuruş hasarı düşük. Biraz daha yavaş hareket ediyor ama kraliçenin ormancılardan ayrılması felaket bizim için. Geriye dönmesi lazım. Geriye dönünce de hasar yememesi lazım. Hepsi ne var ne yok oluştu yani. Şu an buradan 3 yıldız gelme şansını pek de yüksek gördüğümü söyleyemem arkadaşlar. Yani şurada da vefat edecek kraliçe çünkü şey yok. Siz söyleyin adını. Yapma, dev bomba, dev bombayı geldi. Koruyucu tetikledi. Kraliçeyi öldürdü. Zaten ölmese de çok bir şey olmazdı buradan arkadaşlar. Bakın ormancılar erimeye başladı. Nerf biraz işe yaramış görünüyor. Ama bence buradaki hatamız belediyenin orada klan kalesinin çıkacağını düşünmemekti. Klan kalesi orada çıkacak. Sen şurayı şöyle öfke kuleleri çalıştığında o sarmaşıklayacaksın ki bakın sağ köşeye de bayağı uzak. Ondan sonra buradaki ağır savunmaların hepsi GG olacak. Bakın iki öfke kulesi de biri de şuradaydı. Bir sarmaşığa yok oluyor belediye ile birlikte. Biz öfkelenmiş savunmalarda maalesef çok fazla hasar yedik. Bir sonraki saldırımıza geçelim arkadaşlar. Birinci gün videosu çok tuttu, çok izlendi. Çok teşekkür ederim sizlere arkadaşlar. Hadi çok güzel. 93. Gördüğünüz gibi bir tane binanın bile çok önemi var. Onu almamız önemliydi. Evet arkadaşlar, şimdi bir ejder balon saldırısı göreceğiz ve saldırılar çeşitlenmeye başladı. Şöyle görünmezlik kulesinin ikisini birden köşeden kraliçeyi atıp şifa kuklalarını çıkarmak şartıyla çok güzel attı be. Yapma duvar kırıcı, nasıl çalışmazsın orada? Barbar kralı şuraya sokacaktı ama çok güzel, yapma be. Girmedi barbar kral. Eyvah eyvah. Barbar kralı içeriye zorlamak adına şuradan ordusunu yolladı. Barbar kral yine de girmemeye çalışıyor içeriye. Zeppelin'i belediyeye yolladık. Görünmezlik kulesi çalışmıştı zaten. Oraya 3 tane klon var. Klonlar çalıştı. Oy, hem de ne çalıştı ya. Canlı insan bırakmadı köyde. Ah şu. Görünmezlik kulesinin acilen aktif olması lazım. Ben olsam kraliyete basarım değer. Kraliyete bas reis değer. Değerdi, 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 değerdi. Neyse, kraliyetle birlikte kral görünmezlik kulesini kendi lehine kullanıyor. Yalnız o klan kalesi çıkmadan önce. Ulan arkadaş, yok olmuş olsa ne kadar güzel olacaktı, değil mi? Yine de bir 3 yıldız kokusu yok mu havada? Var arkadaşlar. Ah kraliyet özelliği, ah. Ah ah ah, çöp oldu. Buz golemler hem orduyu hem kraliyeti dondurdu. Hız şişesini de dondurmuş oldu. Ama buna rağmen kesinlikle 3 yıldız arkadaşlar. Güzel yönetti. Müslüm Baba hoş geldin partisine devam ediyor. Helal olsun. Kraliyet sonsuza dek hayatta kalır. Ejderyalar arkadan gelir. Anka ile de birlikte. Anka'nın da şekli çok güzel değil mi? Çok güzel bir üçlükle devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, nerf yermiş ormancılarla devam ederken yıldırım depremli sadece safir binici saldırısı izleyeceğiz. Bak bu hoşumuza gider işte. Şampiyonluk birdeysek, orman biniciler de hazır nerf yediyse artık eski ordulara dönme vakti gelmiştir. Ben de yapacağım arkadaşlar ama bugün bir ormancıları deneyeyim diyorum. Eğer patlarsam ben de böyle çeşit, ne bileyim, en azından hibrit olsun, süper ejder olsun, ejderha binicisi saldırısı olsun, bu tarz şeylere geçiş yapmayı düşünüyorum. Şimdi kraliçe yürüyüşüyle şuraya hedef aldık. Çok mantıklı arkadaşlar. Güdümlü kontrolleri de gayet güzel bir şekilde sağlandı. Buz golemin önce attığını düşünüyorum. Çünkü kraliçe buradan hava savunmasına vurur. Aa, dur. Bir şey diyeyim mi? Oradaki buz golemi sırf şey çalışsın diye atmış olabilir. Ciddiyim bak. Bir kelle atsana dostum. Gerek yok. Niye harcayayım ki diyor. Zaten öfkenin içinde kraliçe kelle avcısından donmuş okunda yardımıyla arkadaşlar. Donmuş okumuz. Ha, 27 seviye. Ben de diyorum donmuş okumuz mu yok. Yalnız ikinci attığı duvar kırıcı da tam istediği noktada çalıştı diyebilirim. Şuradaki tek bir tane eşek sıpası
Gizli Tesla ordumuzun dağılmasına sebep olacak. Yalnız orada dev bomba çıktı. Koruyucu ne yapıyorsun? Koruyucu sattı. Eyvah. Sen ciddi olamazsın ya. Binicileri sattı koruyucu. Kafayı yersin. Vallahi kafayı yersin ya. Binicileri tanklamadı. Kafaları yersin ya. Vallahi kafaları yersin. Böyle bir şey yok. O belediyeye nasıl ulaşacağız şimdi? Kraliyet gitmezse eyvah 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 ki ne eyvah. Buradan gelirsin değil mi kraliyet ya? Sen canımın içisin gel. Yapma gitmedik. En görünmezlik çalışacak. Ay şükürler olsun yani ikiyi kurtardık en azından ya. Yazık oldu ya şu güzelim saldırıya. Bir tane saçma sapan. Abi uçan kışla mı attı oradan? Ne yaptı ya? Keşke şuradan tomruk atsaydı barbar kralla. Şu köşeyi de tomrukla alsaydı ya. Pisi pisine 3 yıldız gitti ya. Çok güzel savaştı arkadaşlar. Alan dışarıda oyalanıp duracak. Süre yetse yine 3 yıldız bu arada ya. Helal olsun terapi bambam ya. 14 kişi izliyor arkadaşlar. Psikopat ya bu klan. Vallahi süre yetse gene de 3 yıldızmış değil mi? Görünmezlik kulesi de son anda çalıştı. Allah canını almıyor. 97 kaldı ya. Yazık oldu ya. O binicileri koruyucu özelliğini almış olsa şu anda çok rahat, çok profesyonel bir 3 yıldız izliyordum. Hayırlısı olsun. Ice Golem arkadaşlar dün biliyorsunuz güzel bir süper okçu üçlüğü atmıştı. Yine sanırım onu deneyecek. Bakın Klan Kalesi görünmezliği önden atarsak Klan Kalesi de çıkmayacak. Muhtemelen sadece bir tane buz golem çıktı. İkincinin de çıktığını gördüm. Tamam artık belediyeyi alırız buradan. Çoklu cehennem, kartal topu, hava savunması. Bu arada yine orman biniciyi kullanmaya devam ediyoruz. Bütün okçuları donduran bir buz golemi donmasıydı. Şu çoklu cehennem inseydi kesin üçlük çok rahat gelir derdim. İnmedi. Neyse bir şuradaki iki tane buz golem bizim canımızı sıkamaz. Aynen de öyle. Bakın biri patladı bile. Girişimiz gayet sağlam. Dışarıdan süper barbarlarla temizliklerimizi yapıyoruz. Her zaman şu süper barbarı hızlı bir şekilde deme problemi yaşıyor. Bir barbar bir barbara bire barbar gel beraber bir barbar dükkana satılmış. Vallahi hızlı söylüyorum. Zor bir tekerleme değil ki bu zaten. Yalnız bir iskelet büyüsü olsa şurada ne iş yaparmış be. Koruyucu özelliğini tam zamanında bastı arkadaşlar. Barbar kralın özelliği duruyor. Kraliyetin özelliği duruyor. Yalnız kraliyet o kadar hasar yedi ki orada. Kraliyet şimdi özelliğini kullanacak. Orduya da biniciler dahil olacak. Daha hızlı bir şekilde eritmeye başlayacağız. Yalnız orman biniciler nasıl eridi öyle ya? Orada mutlaka bir iki tane orman binici kalması lazım. Bir tane bile olsa kalması lazım arkadaşlar. Bir tane bile bizim için önemli. Çünkü duvar açacak. Max seviye bir orman bilici görüyorum. Şey max canlı. Max seviye ne ya? Güzel güzel. Yalnız barbar kral sattı. Eyvah. Çaktırmayın. Barbar kral sattı arkadaşlar. Eyvah eyvah eyvah. Şifacılar hayatta. Yalnız barbar kral özelliğini bekletseydi şurayı da çok rahat alırdı değil mi? Ya üçledi ya. Yalnız dünkü kadar da net bir üçlük olmadı ha. Yani gözümden kaçmadı sanmayın. Dün daha net bir üç. Yani tüm kahramanların özelliğini artırarak üçlük atmıştı. Ice Golem'i tekrardan tebrik ediyor. Bir sonraki savaşımıza geçiyoruz. Arkadaşlar savaşta rakip bir bina önde. Bak toplam yıkımda bir bina önde. 5 savaş 4 savaş 10'ar yıldız devam ediyoruz. Arkadaşlar terapi kartal saldırıyor şimdi. Bana şuradan zeplin yollayıp çok fazla üçlük attılar bu düzende. Tam şuradan yolluyorlar. Bu zaten zeplini aynen oraya indiriyorlar arkadaşlar. Bakalım ne yapacak kartal reis. Şimdi buradan önce okçular çevresindekileri temizliyor. Yalnız şuradaki dev bombayı iyi atlattı. Abi kötü görünüyor. Gıdım canlarla kalırlarsa
Yemin et, inmedi belediye. Eyvah. İnmedi. Eyvah. Nasıl oldu ya? Şuradan atıyorlardı bu zeplini. Ha, tam şu topun üzerinden arkadaşlar. Şuradan. Neyse, vardır buna bir çaresi ya. Yalnız o belediye tamir edilmeden girmesi lazım. Orduyu sağdan yolla. Kraliyeti de belediyeye yolla. Keyfine bak reis. Çok da beklemenin anlamı yok. Eyvah, görünmezlik kulesi de tekrar aktif ediliyor. Monolit'in canı fulleniyor. Ne yapacağız bilmiyorum. Kelle avcısını Titan'ın oraya yolladı. Bak, iki tane kelle avcısı. Güzel oldu orası aslında. Tamamdır. Barbar Kralı'nın dışarıya çıkma ihtimali bırakmadı yani. İçeriye mecbur girecek. Yalnız o belediye de tamir edilirse eyvah. Zehir büyümüz de yok. Ormancıları kavrulacak. Zehir koruyucu özelliği acil. Çok geç kaldı. Neden? 2-3 tane ormancı öldü arkadaşlar orada. Zehir büyüsü üstüne süper ejderim vuruşu. Bayağı bir şey öldü. Donmuş ok yok. Şifa kuklaları var. Bence basması lazım. Kraliçeye. Şimdi o monolit ölüm saçacak orada. Eyvah. Gel bakın monolit buraya. Sen kime vuruyorsun dedi. Belediyede tamir olmadan kraliyeti belediyeye attık. Temiz bir şekilde alacağız. Mutlaka hayatta ormancımız kalması gerekiyor. Çok güzel. Bu şu anda tilkinin, ya reis, neden o binicilerin hepsini orada öldürttün ya? Hiç gerek yoktu yemin ediyorum. Hiç gerek yoktu. Eyvah, kötü gidiyoruz. Neyse, şurayı delersek. Yok, süre yetmez arkadaşlar. Sürenin yetme şansı kalmadı artık. Büyücüler de peşinden yollaması lazım buraya. Barbar Kralı bas artık reis. Özelliği zaten çalışmayacak ki. Ona 17 saniye. 15 saniye kala özellik bastık. 17 saniye özellik sürüyor zaten. Eyvah, çok kötü görünüyor. Yani bir şekilde aslında üçleyecek güce ulaştı ama süreden çok gitti. Oradaki kraliyeti basmamış olsaydı arkadaşlar. Zaten belediyeyi alıyor. Yani basmamış olsaydı, biniciler ölmemiş olsaydı orada savunma bırakmazdı kraliyet. Hız şişesi ve binicilerin tanklamasıyla birlikte sağlık olsun, bir 3 yıldız daha kaçtı. Arkadaşlar, buraya işaret koydum. Sıra bana geldi artık, 11 numara. Belediyenin oradan zehir kulesi, zehir kulesi. Bir duvar kırıcı atacağım arkadaşlar. İki tane süper barbarla iki zehir kulesini attırmaya çalışacağım. Attırdıktan sonra tüm orduyu buradan göndermeye çalışacağım bakalım. Yok. Arkadaşlar, sıra bana geldi. Şimdi 11 numaraya ben saldıracağım. Çok güzel değerler almam lazım. Öncelikle şöyle bir değer düşünüyorum. Şuradan duvar kırıcıya atıp bir tane, bir iki tane süper barbarla zehir kulelerini attırmaya çalışacağım. Çift çoklu okçu kulesi var ama ona dayanmaya çalışacağız. Sonra arkadaşlar, Barbar Kralı buraya atıp yandan da şöyle orduyu dayamayı düşünüyorum. Hayırlısı olsun diyelim. Ben telefondan saldıracağım arkadaşlar. Birazdan tekrarı izletirim. İnşallah mutlu bir şekilde dönerim. Ya Rabbim, şükürler olsun, 3 yıldızları nasip ettin bana. Arkadaşlar, 3 dedim. Bir saldırı vardı sanki demin ya. Neyse, fark etmez. Dur. Şimdi bana gelelim arkadaşlar. Şöyle, planımı o kadar güzel işlettim ki, normalde yandan girecektim. Baktım güzel koridor oluşturdu. Zehir kulelerini de attırdık ya. Şöyle 4x'te izleteyim arkadaşlar. Bakın, duvar kırıcıya attım. Önce bir süper barbar, iki süper barbar yemedi. Sağdan da uçan kışlayla şurayı temizleyelim dedim. Güzel de yaptı arkadaşlar. Şimdi orada Pekkalar gerekeni yaptı. Bakın, Barbar Kralın aldığı değere bakın. Şimdi şuradan zehirimi attım. Tüm ordumu buradan içeriye dürttüm. Sonra şu sol köşeyi sarmaşıklayayım ki ordu merkeze doğru girsin dedim. Merkezde Valkirleri bir öfkelendirmişim arkadaşlar. İnsan bırakmadı orada. Koruyucunun şifa aurasıyla birlikte ileriye doğru ilerlediler. Ölmediler. Dışarıyı Valkirler, içeriye ormancılar hallediyor. Kraliyet de bir yandan defalarca aynı yeri sarmaşıklayarak neticede arkadaşlar, güzel bir 3 yıldızlıkta ikinci günde de yüzümüz kara çıkmayacak bir şekilde üçlüğümüzü yapıştırdık. Arkadaşlar, muhtemelen bir saldırı gelmiş bizden. Yani neden böyle yaptılar anlamadım.
Şuradan savaş etkinlikleri terapi Ömer saldırmış. Neden beklemedi acaba anlamadım. %85 2 yıldızda kalmış. Eline emeğine sağlık diyoruz. Arkadaşlar 58 delikanlımız Nedim abimiz saldırıyor. Şimdi süper barbarlarla her zamanki gibi sağa sola her tarafı temizliyor. Çift sarmaşık bakıyorum 1 2 3 4 3 tane de öfke büyüsüyle saldırıyor. Yalnız arkadaşlar artık öfke büyüsünden ziyade şifa büyülerini artıracağız gibime geliyor. Çünkü ormancılar harbiden yani %10 nerf yemesine rağmen gördüğüm kadarıyla yani acaba beynimiz ona alıştı diye mi çabuk eriyor ya. Şimdi şurada öfke kulesi aktif olacak. Öfke kulesi aktif olmadan önce koruyucu özelliğimizi basıyoruz. Güzel, mantıklı geldi bana. Orduya da şu anda Valkirler dahil oldu. Buz goleme doğru ilerliyorlar. Birinci buz golem vefat etti. İkinci buz golem de şurada vefat edecek. Şuradaki Valkirler tarafından indirildi. Çok güzel. Şimdi merkeze doğru geldik. Belediyeliği şu anda sarmaşıklama vaktidir abi. Ana şurayı sarmaşıklamış. Yalnız abi belediye zehrini nasıl göze alabiliyorsun? İner orada bu ormancı kalmaz. Hiçbir tane ormancı hayatta kalır mı orada? Of, kaya saçarı o kraliyete yedirmeyeceksin. Bundan sonra arkadaşlar bu hata payı filan kalmadı. Yani o ormancılar tanklıyordu, alıyordu filan. Bitti o işler artık. Gerçekten. Neyse Seken Top'a en azından kraliyet indirip vefat etti. Güzel oldu. Çünkü şuradaki biniciler geri kalanı temizler. Şurada bir kaya saçar kaldı. Barbar kral özelliğimiz var. Abi hala güçlü ya. Hala güçlü ama hani rahat ettirmiyor bize. O rahatlık bitti yani arkadaşlar. Hani ormancıyı salarız, sarmaşı yapıştırırız, üçleriz filan. O rahatlık yok artık, şöyle bir ince plan yapmak gerekiyor. Çok güzel. 1 dakika kala da üçlüyü yapıştırdı. Sen nasıl bir delikanlısın abi ya? Helal olsun vallahi sana ya. Süpersin, muazzamsın. Arkadaşlar Selman Reis saldıracak. 2 tane görünmezlik, 1 tane geri çağırma vesaire, değişik bir ordu yapmış ya. 3 tane duvar kırıcı, kraliçe yürüyüşü, koruyucuyla birlikte kraliçe yürüyüşü. Kraliçe bir tane atış yaptı, direkt vefat etti. Harekete gel. Yalnız şuraya duvar kırıcı artık lazımdır. Lan ne tuzaklamış adam ha. Bomba kulelerin dibine yapıştırmış şeyleri. Yalnız koruyucu sıkıntıya girdi. Acilen koruyucuyu kapatması lazım. Abi neden duvar kırıcı atmıyorsun? Gerçekten çok şaşırdım. Neden duvar kırıcı atmadı acaba? Allah Allah. Mantığını anlamadım. Herhalde şu tarafla ilgileniyordu arkadaşlar. Üst taraftaki askerleri koridor temizliğiyle, o yüzden atamadı diyebiliriz yani. Kraliçeyi yürüttün, eyvallah. Şimdi ne yapacaksın? Koridoru oluşturttun. Kraliçe buradan da buraya gelecek. Geze geze geliyorlar. Yalnız monolit koruyucuya vurursa eyvah. Şuradan bir duvarda kırıcı daha atsa, şurada çalışsa ne olur? Çalışmaz mı? Ormancıları yolladık artık. Kaya saçar da cici. Yalnız süre problemi, ciddi bir süre problemi var şu anda. Merkeze kraliyeti atsa, sonra da geri çağırmayla kraliyeti geri çekse çok güzel olmaz mı arkadaşlar ya? Bence güzel olur. Bilmiyorum, hadi bakalım izleyelim. Tomruk attı. Tamam, güzel. Bu da mantıklıydı. Hem Tomruk oraya hasar verecek, hem de Görünmezlik Kulesi'nin ikisini de çalıştıracak. Hatta Görünmezlik Kulesi'nin birini muhtemelen yıkacak yani. Buz Golem'in gittiği noktanın güzelliğine bakar mısınız? Yalnız sarmaşığımız yok. Kraliyeti direkt Monolith'e yolladık. Buz Golem'e de çok güzel Monolith kitlendi. Of, harekete gel. Süre yeterse muazzam bir 3 yıldız geliyor ya. Adam gerçekten çok güzel planlamış. Kraliyet özelliğimiz duruyor. Bak, kraliyeti zehirden ne güzel çekti değil mi arkadaşlar? Güzel görünüyor, güzel. Kraliçenin acilen şurayı desteklemesi lazım. Kraliyeti de şuraya atsak iyi olur. Kraliyet attı mı? Atmış da nereye attı hiç görmüyorum ya. Abi kraliyeti şuradan at. Kraliyeti neden orduya dahil ettin ki? Yani çok ufak tefek hatalar arkadaşlar, şu an süreden patladık yani, imkanı yok buradan 3 yıldız gelmesin.
Gerçekten ufak tefek basit hatalardan hepsi. Yazık oldu. Bas abi, kraliçe falan bas gitsin bas. Bundan sonra 3 yıldız olma şansı yok. Yani vallahi yazık değil mi güzelim saldırıya? Şurada zaten hiçbir savunma yok reis. Bas geç ya. Şaka mı yapıyorsun? Nasıl? 1 milisaniye sihirleri. O neydi lan? Oy, mükemmelsin. Evet arkadaşlar, son durumu şöyle bir görelim. 9 savaş, 23 yıldız. Bence güzel. Yani çok güzel değil ama 5 tane üçlük, 4 tane de 2 yıldız almış vaziyetteyiz. Şöyle savaş bilgilerine değil, sezon bilgilerine girdiğinizde baş fazlasıyla liderlik koltuğuna oturduk. Yani yalancı bir başlık atacak olsam liderlik aldık falan yazardım ama maalesef ilk günü kaybettiğimiz için öyle bir durum söz konusu değil. Şimdi arkadaşlar, terapi 3'ten istek attılar. Ben normalde terapi 2'yi ve 3'e diyorum ki siz kendi aranızda planlayın. Savaşacak adamlar varsa bana davet atın. Ben videoya alayım sizi. Ama kimse atmıyor. Şu anda bir davet geldi. Bakalım orada durumlar ne? Arkadaşlar, terapi 3'e geldim. Bir adet de canlı saldırı varmış. Fırsat bu fırsat. Bakalım ne yapmışlar. Birinci günü kazanmışlar ama nasıl? 38-38 arkadaşlar. Şöyle savaş bilgileri şu güne gelelim. Kaça kaç, ne kadar bina farklı almışlar. Bak burada da mesela şans bizim klandan yana dönmüş vaziyette. Bak 30 97.20'ye 95, yani bariz bir yüzde farkıyla kazanmışlar. Rakip tekte kalmış yazda. Bakalım ya, ne saldırısı yaptığında tekte tekrarlar kapalı. Güncellemeden sonra. Neyse, bu şekilde arkadaşlar. Bugün de 9 savaş, 25, 3 yıldız almışlar. Çok başarılı gidiyorlar. Şöyle sezon bilgileri, klan dediğimde 3 yıldızlı atan arkadaşlar: Albatros, Sayko, Bam Bam, Aragorn, Alışırsın, Exotunier, Exelent, Sensei. Bu vatandaşlar 3 yıldız atarak başlamış. Kendilerini tebrik ediyorum. Şimdi bugünkü 3 yıldızlara şöyle bir bakalım diyeceğim de, Team Star Şah, Aragorn, Alışırsın. Bunlar süper okçudur hep. Ben size diyeyim. Exutioner, Terapi, Psycho. Tekrar almayalım ya. Video çok uzun oluyor arkadaşlar. Tekrardan vazgeçtim. Buyurun canlı savaşımıza geçelim. Hatta Terapi Efe 1 numaraya da canlı savaş gerçekleştir. Bak güzel oldu. Süper okçu saldırısı yapacak. Bu düzen sıkıntılı bir düzen arkadaşlar. Bu düzen bende olan bir düzen. Yalnız şurada kasırga çıkarsa naneyi yer. Biraz şuradan gönderirse zeplini, şuradan sakın atma. Heh, tam istediğim yerden attı ya. Güzel oldu. Roketler de öndeki şeyleri aldı, tankladı. Hem orduyu hem zeplini, koruyucu özelliğini alıyoruz. Zehir kulesinin birinci attı, ikinci attı. Monolitin içine kadar girecek sanırım. Çok güzelsin sen. Yalnız buradan var ya, çok felaket savunma alır. Kaya saçarlar. Belediye binası. Ondan sonra monolit zaten indi. Bomba kuleleri. Bomba kuleleri artık çok önemli arkadaşlar. Ormancının canı azaldığı için. Gördünüz mü kaya saçarı yiyişimizi? Neyse, bence gerektiği kadar değer aldı. Kraliçe özelliğini bas gitsin. Aynen öyle. Yalnız kraliçenin şöyle bir sıkıntısı var ki ne? Ha? Lan donmuş okla birlikte ne iş yaptı kraliçe, var ya, seken topu indirdi. Kraliyet özelliği de geldi. Yalnız ya, çoklu cehennem var dostum. Sen kraliyeti niye erken basıyorsun? 3 yıldız geldi mi? Efe kardeşimiz aslında bu saldırıda gerçekten güzel bir profesyonel hale geldi. Beğeniyorum saldırılarını. Bak, koridor temizliğini attığı askerler de gayet yerli yerinde. Ne güzel oldu ya. Kraliyet tanklandı burada. Bir de öfke taşının içine girdi. Lan ne güzel oldu arkadaş. İki tane kelle avcısı rakip barbar kralın canının içine üfledi, okudu. Helal olsun BT. Nakış nakış saldırıyı işledi, planladı. Güzel bir 3 yıldız attı. Bize de izletmiş oldu. Terapi 3 gümbür gümbür gidiyor. Yarın da mümkünse terapi 2'yi alalım. Hem oradan da haber veririz. Burası bugün kazanacak gibi. İlk iki günü kazanmış oldular. Efe helal olsun. Bize süper okçu
Zeppelin'le birlikte koruyucu özelliği nasıl yapılır öğretmiş oldun. Tebrik ediyorum. Bir sonraki canlı savaşta Sensei'yi izliyoruz. Mirza Reis. Sensei saldırıyor arkadaşlar. Ne Sensei söyle, ne ben ne sen sor, ne ben söyle, ne Sensei söyle. İğrenç bir espri yapmaya çalıştım. Yapamadım. Rezil oldum. Yani kraliçenin bakalım dev oku var sanırım. Çünkü bana demişti aynen dev oku şuradan bir salacak. Ya eyvah. Eyvah ki ne eyvah. İstediği olmadı arkadaşlar. Niye olmadı biliyor musunuz? Çünkü dev ok bir tarafa alabildi. Kraliçe yalnız bildiğin kraliçe yürütüyor şu an. Şifacısız kraliçe yürütüyor ya. Güzel oldu bu değil mi? Süper barbarlarla resmen tanklama şöleni gerçekleştirdi. Bir de tomruk attı üstüne. Hani dev oku almana gerek var mıydı? Donmuş ok da alabilirdi sanki ya. İkinci görünmezlik kulesini de aktif etti. Bu arada tomruk şuradan geçti ya dev ok. Seken geç, seken diyorum ya. Çok okçu kulesinin adı neden seken top değil ya? İçimden yeti çıkarsa çok güzel olur. Burayı öfkeler. Güzel. Dondurma büyüsü gayet mantıklıydı. Görünmezlik kulesi çalışmadı. Hadi belediyeye vur. Belediyeye vurursun. Vurursun, 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 indirirsin. Çok güzelsin sen. Yalnız şuraya bir tane sarmaşık büyüsü atsa şu anda. O hem şifacılar ölmeyecek. Lan zehire gene de gitti girdi ordumuz ya. Al kafaları yersin ya. O şifacılar ölmese o kadar güzel olurdu ki arkadaşlar. Kraliyet destekte, kral destekte. Yalnız şu krala bir kelle avcın yok muydu mübarek ya. İnşallah kral özelliğiyle şurayı paramparça edecektir ya. Bak şu attığı sarmaşık akıl doluydu ama yetmeyecek değil mi? Adam aslında güzel yönetti savaşı ya. Vallahi güzel yönetti. Ben kesinlikle güzel yönettiğini düşünüyorum. Kraliyet özelliği duruyor. Bir ihtimal mi acaba ya? Dev bomba git. Kraliyet özelliğini tetikledi. Gitti dev bomba. Allah senin canını almaz mısın? Hala ben 3 yıldız şansı olduğunu düşünüyorum bu arada. Kraliyet ölmezse kesin 3 yıldız. 3 yıldız arkadaşlar. Yalnız kraliyet ölürse 3 yıldız değil. Koruyucu da kraliyeti takip ediyor. Yalnız kraliyetle koruyucunun kralla kraliyetin ayrılması lazım. Süre yetmiyor. 99 geliyor ya. 99 mu? Kraliyet duvar dinlemez aşar gider ama. Bilmiyorum ya 99 sanki. Değil mi? 99 geldi. Aynen. Eyvah 99. Şunun canı az olsa birer vuruş. Birer vuruş yapsa kraliyet bir saniye ya 99'da kaldı. Abi şanssızlık. Evet arkadaşlar 11 savaş 33 30 yıldız sadece 3 savaşta üçlük kaçırmışlar. Siyagon'a bakalım ilk gün neler yapmışlar. İlk gün 39'a 40 420 e-sporta kaybetmiş. Şu anda da başlangıçları 3 tane üçlük kaçırmışlar. Bence Terapi 3 bu savaşı da kazanacak ve Şampiyon Lig 1'de liderliği ye göz kırpacak 420 e-sportla birlikte muhtemelen Şampiyon Lig 1'e çıkmak için savaşacaklar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bu video serisi neredeyse her gün devam edecek. Sadece arada bir günüm var sıkıntılı olan. O günde bakalım bir şeyleri ayarlamaya çalışacağım.